Parti grubu adına Sayın Ayhan Erel. Sayın Erel buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Türk Milleti, 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin 9. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu önümde gördüğünüz gıda maddeleri Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiye ettiği, kesemize uygun, kaliteli olduğunu söylediği Tarım Kredi Kooperatifinden alınan gıda maddeleri poşetinde de görülüyor zaten. Şimdi asgari ücretin tartışıldığı günümüzde ve bizler gittiğimiz evlerde buzdolaplarının boş olduğunu, tencerelerin kaynamadığını söylediğimizde abartıyorsunuz diyen arkadaşlarımıza olayı abartalım. Burada 4 kişilik bir aile için bir sabah kahvaltısı var. Kahvaltımızda peynir var, 31 lira 17 kuruş, 4 tane yumurta var, 8,5 lira, zeytin var, 13,90 ve 2 tane ekmek var, 8 lira. Bir sabah kahvaltı ücretinin toplamı 61 lira 40 kuruş, bir aylık toplam ise 1842 lira. 4 kişilik ailenin akşam yemeği de Türk milletinin milli yemeği olan kuru fasulye, yarım kilo ve bulgur var. Yani akşam yemeğinde de Allah'a binlerce şükür kuru fasulye ve bulgur pilavımız var. Bunun maliyeti de yine Tarım Kredi Kooperatifi rakamlarına göre 19 lira kuru fasulye, 8 lira bulgur, 3 ekmek 12 lira, 6 lira salça, yağ, soğan, bir günlük toplam 45 lira. Yani aylık 1350 lira akşam yemeği var. Akşam yemeğiyle sabah kahvaltısını topladığımızda iki öğün yemeğin bedeli 3192 lira. Dikkat ettiyseniz iki öğün yemek var. Bu aile diyetten dolayı, rejimden dolayı, perhizden dolayı iki öğün yemiyor. Yokluktan ve mecburiyetten dolayı iki öğün yiyor. Buraya baktığımızda geriye emekliler için kalan para 308 lira, 3500 liradan. 308 liraya nasıl geçinilir? Bunu ekonomistler bulamadığı için ben de bulamıyorum. Bunu tartışmıyorum. Yine asgari ücret için kalan 2307 lira Sayın Bakan, bu miktardan 1500 lira ev kirası, 180 lira en az olarak, bugün Türkiye'de Ankara'da 1500 lira ev yok, 220 lira elektrik, 700 lira doğalgaz, toplam 2600 lira ödeyince, daha doğrusu ödeyemeyince 293 lira açık kalıyor. Değerli vekillerim, bu giderler arasında et yok, tatlı yok, çocuğun beslenme çantasına koyacak bir şey yok. Bu arada Demre Belediyesi'nin uygulamasını kaldıran iradeyi Cenab-ı Hakk'a havale ediyorum bir kez daha. Ulaşım yok, giyim yok, temizlik malzemeleri yok, telefon yok, internet yok, meyve yok, çay bile yok. Yani yok oğlu yok. Ve yine maalesef asgari ücretin görüşüldüğü komisyonda asgari ücretle geçinen işçi yok. Yani bu derdi çeken, bu kahrı çeken asgari ücret çalışan işçi yok. Ama işçinin derdini anlamayan sendika patronları veya birkaç sendika hariç ağları var. Bunun derdinden nasıl anlarlar bilemiyorum. Tablo ortada. Biz mutfaklar yanıyor dediğimizde bize inanmayanlar bu rakamları göz önüne alsınlar. Sayın Genel Başkanımızın gezdiği dolapların boş olduğunun bir göstergesi. Sayın Başkan, değerli milletvekiller, daha önceki konuşmamızda da söylemiştik. Bu bütçe AK Parti'nin veda bütçesi, elveda bütçesi. Çünkü bu bütçede ekonominin sorunlarını yapısal olarak çözecek hiçbir önlem yok. Çünkü bu bütçede millet yok, bu bütçede mutfak yok, bu bütçede vatandaşın temel gıdası peynir, zeytin, kuru fasulye ve pilav yok. Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar artmış, hukuka, adalete olan güven yitirilmiş, emekli perişan, asgari ücretli perişan, taşeron çaresizlik,
İşsizlik rakamları rekor kuruluyor. Gençlerin umudu kalmamış, ataması yapılamayan gençlerimiz, üniversite mezunlarımızın hayalleri ölmüş, çiftçi ne yapacağını bilmiyor. Hayvancılıkla uğraşanlar borç batağında, hayvanlarını kesmek zorunda, ekonomi yerlerde, gelir adaletsizliği zirvede, zengin daha çok zenginleşmiş, fakir daha çok fakirleşmiş, orta direk diye bir kavram kalmamış, mutfaklar yangın yeri, artık tencerelerde et değil, dert kaynıyor. Bu bütçede bunların hiçbirine çözüm yok. Cana ve mala kasten zarar vermemiş, geçimini şoförlük ile sağlayan ehliyet affı bekleyenler çaresiz. 2000 öncesi 2000 sonrası şeklinde ayrım yapılan, bu yüzden farklı maaş alan emeklilerimiz çaresiz. 2023 hedeflerinde enflasyon tek haneye düşecek denildi. Enflasyon aldı başını gitti. İhracatta ileri teknoloji ürününün payı %20 denilecek. %3'lerde kaldı. İşsizlik oranı %5 denildi. Çift haneli rakamlarda devam ediyor. İlk 10 ekonomiye gireceğiz dedik. 22. sırada yerimizi bulduk. İhracatta 500 milyar hayal oldu. Kişi başına düşecek milli gelir 25 bin dolar denilmişti. En son 9500 dolarla övünüyoruz. Yoksulluk sınırı altındaki nüfus azalmak yerine çoğalmış. Enerjide dışa bağımlılık artmış. Ataması yapılamayan öğretmenler, mühendisler ilgili bakanlıklardan ümidini kesmiş. Kamu çağrı merkezlerinde çalışan kardeşlerimiz kadrolarını alamamış. Taşeron yasası ile mağdur bir kitle ortaya çıkarılmış. EYT'liler 99 öncesi haklarını amasız şartsız olarak teslim edilmesini bekliyor. Engelli vatandaşlarımızın maaşında günün şartlarına göre bir uyarlama yok. Öğretmenlerimizin maaş düzenlemesinde ses seda yok. Ziraat mühendisleri atama bekliyor. Biyomedikal mühendisleri hala gözü hükümette. Kamuda geçiş işçilerimiz daim işçi kadrolarına geçmek istiyor. Fahri imamlar, vekil fahri imamlar ve imam kursu öğreticileri ve vekil imamlarımız da atama bekliyor. Şehit aileleri ve gazilerimiz arasında maaş farklılığının giderilmesi beklentisi var ve baktığımızda daha niceleri, işte bu bütçede bunlar yok dedik ya, bu bütçede millet yok, millet yok. Siz 20 senede yapamadınız ama biz İyi Parti olarak Allah'ın izniyle hazırız. Genel Başkanımız Meral Akşener'in söylediği gibi bizim vizyonumuzda ortak olmak için, hak ettiğimiz bir Türkiye'ye kavuşmak için millet bizi çağırıyor. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları, Türkiye sahipsiz değil, milletimiz çaresiz değil. Biz hazırız, liyakatlı kadrolarımızla, projelerimizle, çözümlerimizle biz hazırız. Evet, ekonomik kriz var ama kimse merak etmesin. Biz çözeriz. Evet, enflasyon var, pahalılık var ama kimse merak etmesin. Biz çözeriz. Evet, yokluk var, yoksulluk var ama kimse merak etmesin. Biz çözeriz. Evet, haksızlık var, hukuksuzluk var, adaletsizlik var ama hiç kimse merak etmesin. Biz çözeriz. Çünkü Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yok. Biz buradayız ve evelallah hepsini çözeceğiz. Kimse endişe etmesin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Partili arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanı hala yapacağız, edeceğiz, biraz daha sabır diyorsunuz. Ama demir tava geldi, kömür tükendi, akıl başa geldi, ömür tükendi. AK Parti'nin de maalesef siyasi ömrü tükendi. Emin olun, güneşin doğmasına az kaldı. Hiç merak etmeyin. Zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye hedefimize çok az kaldı. Güneşli günlere, umutlu yarınlara inanın, çok az kaldı. Ülkemizi yönetmek için hazırız. Milletimizin sıkıntılarını biz çözeriz. Ve Cenab-ı Hak şahidimiz olsun ki çözmek için yemin ettik ve hazırız. Müjdeler olsun. İyi Parti iktidarına çok az kaldı diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Sayın Tamer Osmanağoğlu.